Halide Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Avukat Bey, ben boşanmak istiyorum. Size dilekçemi getirdim. Demek fikrinizi değiştirdiniz. Evet. Bu arada mahkeme süresince burada olamayacağım. Adana'dan ayrılıyorum. Adres değişikliğini ben size bildiririm. Tabii. Siz de mahkeme sonuçlanınca bana haber verirsiniz. Peki. Hayır. Doğrusu ben de çok şaşırdım. Serap Hanım'ın maddi durumunun kötü olduğunu duymuştum. Ancak bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum. Çıkartırma bugünmüş. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şekerli değil mi? Sağ ol Asım. Hanım, bir şey soracaktım ama bugün konuştuklarınızı ben de duydum. Çiftlik satılırsa hepimiz gideceğiz, değil mi? Daha belli değil Asım. Bakalım, çiftliğin yeni sahibiyle anlaşmaya çalışacağım. Belki gitmek zorunda kalmayabiliriz, merak etme. İnşallah. Afiyet olsun. Halide hazır mı? Ben her şeyciğini hazırladım, toparladım eşyalarını da kendisi daha gelmedi. Nasıl yani? Nereye gitti? Bilmiyorum. Çarşıda bir işim var dediydi de dönmedi daha. Çok tuhaf. Ve buyurun içeride bekleyin. Yok, hayır, ben içeri girmeyeyim. Sen eşyalarını aşağı getir, arabaya koyalım. Peki. Senin burada ne işin var? Sana bir daha bu çiftliğe girmeyeceksin demedim mi? Hadi defol git buradan. Defolup gidecek olan ben değilim Serap. Sensin. Çiftlik artık bana ait. Ne? Ne dedin sen? Ne dediğimi duydun. Çiftliği açık artırmadan satın aldım. Dinç Aslan çiftliği artık bana ait. Olması gerektiği gibi. Hayır, bu doğru olamaz. Oldu bile. Al, artırmadaki vesika. Tapu işlemleri biter bitmez, çiftlik resmi olarak bana ait olacak. Hayır. Kabul etmiyorum. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bana bak. Ben bu çiftliği hibe bile ederim başka birine. Anladın mı? Ama asla sana satmam. Asla! Senden müsaade isteyen yok Serap. Banka her şeyi onayladı. Yapabileceğin hiçbir şey yok. İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Defol git bu çiftlikten. Defol! Ne oluyor kızım? Baba! Yasin'a, atın bu kadını dışarı. Sakın bana yaklaşmaya çalışma.
Kızına söyledim ama laftan anlamıyor. Çiftliği ben satın aldım. Hepiniz defolup gideceksiniz. Güllü, ne diyor bu kadın? Sağır mısınız? Burayı ben satın aldım diyorum. Toparlanın. Bana bak, fırsattan faydalanmaya çalışıyorsun değil mi? Oğlum için bulduğun parayla çiftliği satın almaya kalkışıyorsun. Geberteceğim seni, geberteceğim. Bana bak, buradan bas git. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Oğlunuz abimi öldürdü. Bu da yetmiyormuş gibi mal varlığımın üstüne konmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Ama yanıldınız. Hak yerini buldu işte. İzin vermeyeceğim buna. Defol, defol! Sakin ol kızım. Bana bak, defol git dedim sana buradan. Geldiğin yere geri döneceksin Güllü. Ananı babanı da alıp geldiğin çöplüğe geri döneceksin. Ben de bunu zevkle izleyeceğim. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ana. Halide'nin dedikleri doğru mu bilmiyorum. Bu kadar kısa sürede satılır mı çiftlik? Ben gidip bu işin aslını bir öğreneceğim. O kadın gelirse sakın içeri almayın. Çiftliğe adımını atmayacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı kızım, anlaşıldı. Seyyare ana, bugün gelen kadın kim olur? Buranın esas sahibi Muzaffer Dinç Aslan'ın kız kardeşi. Ha öyle mi? Ha öyle. Kemal'la evlenince ağası çok kızdı. Onu kovdu bu çiftlikte. O günden belli de geri gelmek ister hep. Peki kovacak mı bizi çiftlikten? Yok canım. O kadar da değil herhalde. Öyle der mi Yasin ha? Biz vallahi kendimizi bildiğimizden beri bu çiftlikteyiz. Allah'ın takdiri. Bu vakitten sonra çiftlikten ayrılmak varsa kaderde elden ne gelir? Aman. Ağzından yel alsın, Allah korusun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.